Soru sormuyoruz. Abi tamam biliyorum. Değerli arkadaşlar, saygıdeğer bakanım, önce hoş geldiniz. Bütün bürokrat arkadaşlara, milletvekillerimize hoş geldiniz diyorum. Burada Türkiye'nin en önemli çok yönlü bir projesi. Bugün Sayın Bakanımızı teşekkür ederek size takdim ediyorum. Bu proje 7 ilçemizi kapsayan Bolaman Vadisi projesi. Bu projenin en büyük özelliği çok yönlü oluşu. Hem tarım, hem sulama, hem turizm, hem sosyal kalkınma noktasında ele aldığımız, yolları da dahil olmak üzere orman zenginliğimizle birlikte ele aldığımız multi disiplineri dediğimiz çok yönlü bir proje. 300 milyon dolarlık bir proje. Dünya Bankası'nın desteğiyle yapılan bir proje. Ama bu projenin esas mimarı Sayın Tarım Bakanımız, Tarım ve Orman Bakanımız ona ve bürokratları, ona özellikle teşekkür ediyorum. Bu çalışmayla biz FAO ile birlikte de gıda güvenliğini ele alan bir çalışma. Özellikle bu pandemi vesilesiyle, sebebiyle şu anda gıdanın çok öne çıktığını, suyun, temizliğin, çevrenin çok öne çıktığı bir proje bu. 7 ilçemizle birlikte kapsayan Bolaman Vadisi projesi şu havzayı kapsıyor. Ama aynı zamanda Tokat'a da faydası olabilecek, çevre illere de faydası olabilecek çok yönlü örnek bir çalışma. Dolayısıyla bu hükümetimizin, başta Cumhurbaşkanımızın desteğiyle ortaya çıkan bir kalkınma projesi ve bu çalışmadan dolayı desteğinden ve bu projenin gerçekleşmesinde bize yakın ve içten destekleri olan Sayın Bakanımıza özellikle teşekkür ediyorum. Ayrıca Milletvekilim Şener Bey çok önemli katkılarla bu projenin takibini yaptılar. Bunlarla ilgili Devlet Su İşleri, Orman Bakanlığı ve diğer karayolları ile birlikte ilgili çalışmaları birlikte yürüttük. Bu çalışmayla hem örnek bir çalışmayla diğer ülkelere de örnek olabilecek. FAO'nun biliyorsunuz uluslararası büyük projeleri var. Dünya Bankası'nın benzer çalışmaları var. Onlarla birlikte bu çalışma gerçekleştiğinde bölgemiz hem sosyal anlamda, hem ekonomik anlamda, hem de kültürel anlamda da büyük bir zenginliğe sahip olmuş olacak. Bölge kalkınmasına da, bitişikteki komşu illerimize de büyük katkısı olabilecek muhteşem bir proje. Bundan dolayı tekrar tekrar teşekkür ediyorum Sayın Bakanımıza. Bu vesileyle de orduyu teşrif ettikleri için bu 5. gelişleri, bu desteklerinden dolayı da ayrıca kendilerine teşekkür ediyorum. Ordumuzun aynı zamanda biraz önce de kendileri ifade ettiler. Her gelişinde burayı kendi bölgesi gibi kabul ediyor. Ve bu samimiyetinden dolayı da, içtenliğinden dolayı da özellikle teşekkür ediyorum Sayın Bakanımıza. Sayın Bakan, ben de çok çok teşekkür ediyorum. Tabii projeyi, bugün yoğun bir programımız var sabah saatlerinden itibaren. Orduya intikal ettik. Akşam saatlerine kadar yoğun bir programımız var. Bolaman projesinin önümüzdeki ilerleyen saatlerde yerinde daha da çok inceliyor ve konuşuyor olacağız. Ancak tabii ben bu işi mutfağında konuşmak istedim. Çünkü iş nerede piştiyse işi de orada devam ettirmek lazım. Sayın Bakanımız tabii ki projeci kimliğiyle bize özellikle ordu için çeşitli yatırımlar yapmak istediğini, tarım, turizm, ormancılık alanları ve kırsal kalkınma açısından bir dizi proje teklifiyle geldi. Ve orduya da layık olan Sayın Bakanımızın da yani gönlüne göre bir proje oldu diyelim. Hem Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO hem de Dünya Bankası katkılarıyla 300 milyon dolara aşan, yani yaklaşık 2 milyar liralık bir projeyi de orduya kazandırma imkanı oldu. Değerli bakanımın söylediği gibi 7 ilçeyi etkileyen, sadece ordu değil, Tokat'ın da en az 3 ilçesini etkileyecek bir tamamen kırsal kalkınma. İçinde tarım da olan, turizm de olan, sulama da olan, ulaşım da olan, gıda da olan, kırsal kalkınma da olan, bölgenin refahını da artıran
çok önemli, çok güzel ve tam bir bütüncül proje. İnşallah Ordu'da ilk örneğini başlattığımız bu projenin ülke çapında diğer illere de yayma fırsatımız ve diğer illerimize de bu hizmetleri götürme fırsatımız olur. Ben tabii ki vizyoner yaklaşımıyla, projeci kimliğiyle Sayın Bakanımızın da bu işlere başta ön ayak olduğu için ben kendilerine teşekkür ediyorum. Biz de her zaman bakanlık olarak memleketimizin 81 ilinde olduğu gibi kendilerine destek olmaya devam edeceğimizi, Karadeniz insanına, bölge insanına destek olmaya devam edeceğimizi tekrar ifade etmek istiyorum. Helal olan bir çalışma. Özellikle pandemi vesilesiyle, sebebiyle şu anda gıdanın çok suyu ama aynı zamanda Tokat'a da faydası olabilecek. Çevre illere de. Bu